vermiş. Real Madrid'de Zidane görevden ayrılırsa işte adaylar Joachim Löw ile başlıyor. Allegri, Klopp, Pochettino, Sarri, Guti. Sanki şu kalabalıkta Real Madrid'in son gelenek örneklerine göre Guti'nin şansı biraz daha mı fazla acaba? Yani devreleri tabii ki bu saatte hoca almak çok kolay değil. Her istediğini ister. Tabii Real Madrid olunca başka tabii de. Yine de yani bir plan proje ve uzun vadeli bir şekilde çıkmak istiyorsanız yani Şubat ayı çok kolay ikna edebileceğiniz bir ay değil teknik adamları. Yeni sezon için planlama yapılıyorsa daha farklı alternatiflere gidilebilir diye düşünüyorum. Yani kısa vadeli ise dediğin gibi Guti de olabilir. Neden olmasın? Zaten sezonda kayıp gibi gözüküyor şu anda. Yani lig desen 19 puan oldu. 19 puanı gördü. Evet. Acayip yani bir noktada. Doğal olarak Kral Kupası gitti. Bir tek şampiyonlar yine bakıyorsun o da her sene papaz pilav yer mi? Ona bir bakmak lazım. Çok kolay değil. Neler olacak göreceğiz ama bayağı Zidane döneminin ben şampiyonlar giden de elenirlerse kısa vadede devam edebileceğini hiç zannetmiyorum. Evet. Peki. Üzücü olan şu. Yani bu büyük futbolcular neden teknik direktör olarak büyük iş yapamıyorlar? Zidane da maalesef hani bunu... Aslında ilk sezonu gösterişli geçti. Evet, ben ona katılmıyorum ya. Işte. İki tane üstte şampiyonlar yalan tarihte hoca yok. Ya bu adam da az buz iş yapmadı yani. Ya ilk sezonda yaptı ama bu sezon baktığımız zaman hayal kırıklığı. Yani devam etse... Ama işte yani... iki kere üst üste aldı abi bu üçüncü sezonu. İki tane şampiyonlar gibi var adam. Ha ama şey olarak oyun olarak beğenmiyorum diyorsan ona nispeten katılırım tam yani. Kalıcı diyebileceğimiz bir süreç değil belki. Ama Zidane hani hem oyun aklı... Hem kariyer, hangi açıdan bakarsanız bakın, çok başka bir adamdı. Hani en azından bu sezonki şeyinin, serüveninin böyle olmaması gerekirdi. Ama ben daha çok oyuncularla... Peki Yılmaz Vural'ın neden Giresunspor'u tercih ettiğini biliyor musunuz? Ama Haldun abi mi ikna etti? Haldun normal işle alakalı olabilir gibi geliyor. Değil. Biliyor musunuz? Yani çok özel bir sebep bilmiyorum ama Giresunspor... Gelsin o zaman. İlk kez gitti. İlk bir Twitter hesabı. Giresunspor tercih edilmez mi? Gelecek sebebi. Soru, Avrupa takımı Sion'da sizi istedi. Neden Giresunspor'u tercih ettiniz? Yılmaz Vural hanım Giresunlu, hanımcılık kazandı. Süper. Ya tabii o bazı şeyi hocanın hayranlarıyla çektirdiği bazı fotoğrafları başına bela almış daha sonra hatırlarsın. Evet. Belki onunla belirtili olabilir. Hanımcılık vurgusu. Evet. Yani ne kadar böyle hoplarsanız, zıplarsanız, taklalar atarsanız atın. Hanımcılık kazanır işte böyle. Evet. İyi ki Giresunluyum şeyde. Kesinlikle. Bu arada Yılmaz Hoca gerçekten hakkı teslim edilmeyen iyi bir taktisyendir. Evet. Onu edilir söyleyeyim. Edilir. Yılmaz Hoca'nın herkes taktisyenliğini etmiyor. Bilir herkes. Birçok kişi bilir aslında. İyi bir taktisyendir. Ligimize de renk katan bir hocadır. Başarılar deriz. İnşallah başarılı İnşallah olur. İnşallah başarılı olur hoca. İşin başarılar. Şakası yani. Tabii. Hanımcılık kısmı. Bu arada peki, şunu da söyleyelim yani. Fatih Terim herhalde çalışabilecek Türkiye'deki en değerli hocalardan biri bu bakımdan. Çünkü gençlere şans vermekten asla çekinmez. Birden verir formayı yani. Ya Semih Kaya ilk idmana çıkmış şeydi Fatih Terim 3. döneminde. İlk idmanda kampta bayağı sert giriyormuş oyunculara. Fatih Hoca kenara çekmiş tamamen kimseyi sakatlamana gerek yok. Ben şans vereceğim sana şansı vereceğim rahat ol demiş. Verdi sonra 10. hafta Kayseri Spor maçına teslim etti formayı ve yıllarca düzenli oynadı. Ha, kendi geliştirdi, üstüne koydu, koyamadı. Sakatlıklar etkiledi vesaire. Bir ton şey konuşulabilir ama evet. Öyle böyle Fatih Hoca'nın çok böyle hikayesi var. Değil mi? Hayata döndürdüğü oyuncu. Coutinho ne söylemiş? Hemen bakalım. Arkadaşlarımız bu tweet'i almışlar. Neden Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olduğunu şu ifadelerle açıklamış, Demarke'de paylaşmış. Kupalar kazanmak istiyorum. Liverpool'dan ayrılıp Barcelona'ya gitmemin sebeplerinden biri buydu. Kazanabileceğim tüm kupaları kazanmak en büyük hedefim. Ya ben şeyi hatırladım. Yanılmıyorsam Snyder'in bir açıklaması olmuştu. Niçin Liverpool'u değil de Galatasaray'ı tercih ettiğiyle ilgili ben winner bir oyuncuyum diyor. Kupalar kazanmak istiyordum o yüzden Galatasaray'ı tercih ettim diyor. Tabii ki yani kupa kazanmak bir oyuncu için çok önemli. Galatasaray mı Liverpool mu belki dışarıdan bakıldığı zaman o zaman anlaşılamamıştı. Kupa kazanmak bir oyuncunun hayalinde ne kadar büyük yer tutuyor. Evet. Bu anlamda Liverpool'a Galatasaray'ı dahi tercih ediyorsanız Liverpool'a Barcelona'yı tercih etmemek mümkün mü? Yani evet. Ama bir yandan da yıllarca top oynuyorsun. Orada palazlanıyorsun. 160 milyon euro gidiyorsun ama kupalar kazanmak istiyorum ben. Yani
Yani burada bir yandan da ben yani bir kulübün formasını giydiysen o kulübü küçük düşürecek açıklama yapmayacaksın. Yapmayacaksın. Bu kulüp de Liverpool yani. Boru değil. O kadar da değil yani. Tabii ki yani Barcelona ile kıyaslamayacağız şey başka olarak. Başka bir kupaya seviye. Uzanma bakımından da. Niye ayrıldın? Çünkü onlar kupa kazanamıyor demeyeceksin. Orada sonuçta bir seni Coutinho yapan Liverpool yani. Şimdi Inter'de 10 milyon euroya satılmış bir oyuncusun sen. O zaman bile para değildi. O zaman için bile ucuzdu. Bugünkü standartlarda bahsetmiyorum ama kaldı ki bu yaptı. Ben Liverpool'un tesislerini gezme şansı buldum bundan 2-3 ay önce. 5 karış suratta geziyordu. Herkes böyle imza dağıtıyor falan, evet. İlgileniyor. Coutinho kendi aleminde yani. Bir kere kulübüne zaten saygısızlık yaparak ayrılmışsın. Üstüne bir de bunu yapıyorsun. Bilmiyorum yani Coutinho bu konuda biraz sabıkalı. Yani benim sevmediğim türden ayrılıklarına ayrılabilirsin. Tabii. Ama kulübüne saygısızlık yapmayacak. Peki Gökhan Turan, Giuliano'nun takıma katılmasıyla Valbuena tekrar yedek kulübesine mi döner? Ben yedek kulübesine mi döner? Doğru soru. Dönmeli mi sorusunun yanıtı kesinlikle hayır bence. Ya evet. Valbuena değil Giuliano. Yani bütün takım sağlıklı olsa ben Valbuena'yı yine bu takımın iskeletinde böyle yazacağım 2-3 oyuncudan biri. Josef'i mutlaka yazarım. Giuliano yazarım, Valbuena'yı yazarım. Hatta bazı koşullarda diğerlerinin de önüne yazarım yani. İlk yazılacak oyuncu da olabilir. Çünkü bu takımın üretkenlik problemi var. Bu takım sıkıştığı, Valbuena oynadığı zaman. Mesela Gençler Birliği maçı belki 2-2 bitti ama biz ne diyoruz? Belki de son dönemin açık ara en iyi oyunu. Son 2 aydır, 3 aydır en iyi futbolu oynadı Fenerbahçe. Burada Valbuena'nın etkisi yok mu? Valbuena bütün pozisyonlarda var. Asiste var. İşte Hasan Ali'yi kaçırdığı bir pozisyon var. Fernandão'nun kafasına kestiği, Fernandão'nun kötü vurduğu bir kafa topu var. Yani adam üretken ve bir numaralı üretici. Şimdi Giuliano iyi bir bitirici olabilir ama Giuliano'yu karıştırmamak lazım. Giuliano 3. bölgede iyi aksiyonlar yapan ve skora katkı yapan bir oyuncu. Ama Valbuena orada sana ekstra o topu atacak isim. Giuliano da pas atabilir ama Valbuena'dan beklediğini bekleyemezsin ondan. Onu da yapsa zaten Giuliano'nun bitiriciliğinde o kadar bir de Valbuena'yı birleştirdiğin zaman zaten 70-80 milyon euroluk oyuncu çıkıyor. O topçu yani. Evet. Öyle olmuyor yani. Her şey bir arada olmuyor ama mesele şeyse, üretkenlikse ben Valbuena'yı ilk yazarım kadroya. Ama sorunuz döner mi? Giuliano gerçi Valbuena döner mi olduğu için dönebilir. Çünkü Aykut Hoca'nın farklı kriterleri var ve ben bu kriterlerin Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışından uzaklaştırdığını düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Katılıyor musun? Tam bu noktada Yılmaz Kaynaş da Valbuena'nın 11 başlamama sebebini ben yedek kulübesinde hocanın bir hamlesinin olmasını istediği için bir hamle oyuncusu olarak yanında tuttuğunu düşünüyorum. Onu sahaya sürerse hamlesi kalmıyor. Yani hoca bunu düşünüyor olabilir ama hamle yapabilmek için önce iyi bir takım lazım, ondan sonra hamleyi düşünürsün. Yani önce bir yani en iyi malzemeyi çıkarırsın, evet. Ondan sonra skor olarak geriye düşmemeni garanti etmeniz lazım. Valverde de Messi'yi kenarda tutsun, sıkışın o Messi'yi soktum maçı aldım der. Böyle bir şey var mı? Messi varsa Messi oynar yani. Fenerbahçe'de Valbuena oynar. Evet. Ya Valbuena da bir de ya öyle bir şey ki Haziran ayında geldi ya Valbuena. Ya Valbuena şeydi ki böyle mesela şey olsa anlayacağım tamam mı? Böyle plan dışı yaptım bütün kadroyu ama böyle bir fırsat çıktı ki dayanamadın aldım mesela. Jansen. Jansen olsa diyeceğim ki tamam yani onu da kulübede hamle oyuncusu olarak düşünüyor olabilir dersin. Mesela profil olarak, transfer profilinden bahsediyorum oyuncudan değil. Yanlış anlaşılmasın. Evet. Ama Valbuena Aykut Hoca'nın yanlış mıyım? Sen hatırlarsın televizyoncusun. Yani. Televizyonlarda çıkıp verdiği röportajlarda ben Valbuena'yı kayta benzetiyorum. Özellikle istediğim oyuncusu. Yıllardır takip ediyorum. Yıllardır istiyorum demedi mi hoca? Bizim programda. Bizim programa söyledi. Sana bağlandı. Burada 20 dakika, 25 dakika bütün sorularına yanıt verdi. Demedi mi? Valbuena övdü. Ya demek yanlış mı tanımıyor ya da ne bileyim başka Valbuena mı bu? Bizim bilmediğimiz hani bu Florian Pogba oynuyor ya Gençler Birliği'nde. Öyle bir şey mi yani? Dili aynı Valbuena. Kalitesi belli, adamın ismi belli, performansı belli, profesyonelliği belli. Adam kenardan geliyor, maç alıyor. Bir sonraki maç yine kenardan geliyor, yine çaba gösteriyor. Tamam yani. Sen Aykut Hoca'nın Kayt'ı yedek bırakmayacağını nereden biliyorsun? Kayt'a benzetiyor ama yedek bırakıyor. Peki. Vallahi ne diyeyim abi yani. Yalnız ilk 11'de oynatabilir bak. Bunları konuşuyoruz, tartışıyoruz. Oynatmalı zaten. İlk 11'de oynatabilir. Niye tartışıyoruz? Ben de onu anlamadım. Niye tartışmamamız lazım anladın mı?
Yani Uğur, ne bileyim, Fernando varsa tartışıyor muyuz? Fernando mı oynayacak, Dong mu falan, böyle tartışıyor muyuz mesela? Tartışmıyoruz. Tartışmıyoruz. Fernando varsa oynuyor, yoksa oynamıyor yani. Evet, peki. O bakımdan.